Evlilik teklifleri. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 20 yaşını geçmişti ve zaman geçtikçe akrabalarından biri ve diğeriyle birlikte sefere çıkmaya daha sık davet ediliyordu. Bir gün hastalandığı için sefere çıkamayan bir tüccarın mallarını teslim aldı ve yalnız başına gitti. Bu başarısı bundan sonra da aynı tür teklifler almasını sağladı. Artık yaşamını daha rahat kazanabiliyordu ve evlilik imkanı artıyordu. Amcası ve koruyucusu Ebu Talib'in o zaman 3 oğlu vardı. En büyükleri Talip, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile aynı yaştaydı. Akil 13 veya 14, Cafer ise 4 yaşındaydı. Hazreti Muhammed çocukları çok severdi ve onlarla oynamaktan hoşlanırdı. İlgisi ve sevgisi daha sonra kendisine bağlılıkla karşılık verecek olan Cafer'de yoğunlaşmıştı. Cafer akıllı ve güzel bir çocuktu. Ebu Talib'in kız çocukları da vardı. Bunlardan biri henüz evlenme çağına yeni girmişti. Adı Fahite'ydi. Fakat daha sonra Ümmühani adını almış ve bu adla tanınmıştır. Onunla Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem arasında büyük bir sevgi vardı ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onu babasından evlenmek üzere istedi. Fakat Ebu Talib'in kızı için başka planları vardı. Mahzum kabilesinden dayısının oğlu Hubeyre de Ümmühani'yi istemişti. Ebu Talib gibi iyi bir şairdi de. Bunun yanı sıra Mekke'de Mahzum kabilesinin gücü artıyor, Haşimilerin gücü ise azalıyordu. Bu nedenlerle Ebu Talip Ümmühani'yi Hubeyre ile evlendirdi. Yeğeni ona sitem ettiğinde ise ona şu cevabı verdi: "Onlar bize kızlarını verdiler." Burada şüphesiz kendi annesini kastediyordu. Cömert bir adama cömertlik yapılmalı. Bu cevap inandırıcı olmaktan uzaktı. Çünkü Abdülmuttalip, Atike ve Berre adlarındaki iki kızını mahzumilere vererek borcunu ödemişti. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem amcasının kibarca onun evlenecek konuma gelmediğini söylemek istediğini anladı. Kendisi de bu kanıya vardı. Fakat beklenmedik durumlar onun fikrini değiştirecekti. Mekke'deki zengin tüccarlardan birisi bir kadındı. Esed kabilesinden Hüveylid'in kızı Hatice. O aynı zamanda Hristiyan olan Varaka'nın ve kardeşi Kuteyre'nin de kuzeniydi. Onlar gibi Hatice de Haşim oğullarının uzaktan yeğenleri oluyordu. O zamana dek iki kez evlenmişti ve ikinci kocasının ölümünden beri kendi adına ticaret yapacak bir adam görevlendirmeyi adet edinmişti. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem artık Mekke'de el-emin, güvenilir, şerefli olarak tanınıyordu. Bu şöhreti ise kendisine emanet edilen ticaret kervanlarının sahiplerinden yayılıyordu. Hatice de onun hakkında ailesinden çok şeyler duymuştu. Bir gün Suriye'ye gidecek ticaret kervanını yönetmesi için ona haber gönderdi. Ücreti onun şimdiye kadar bir Kureyşli'ye ödediği en yüksek fiyatın 2 katı kadardı. Yanına yolculukta eşlik etmesi için Meysere adında bir de genç köle verdi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun teklifini kabul etti ve gençle birlikte onun mallarını kuzeye götürdü. Suriye'nin güneyindeki Basra'ya ulaştıklarında Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Nestor denilen bir rahibin manastırına yakın bir yerde bir ağacın gölgesi altında oturdu. Yolcuların konaklama yerleri hep aynı olduğu için belki de bu 15 yıl kadar önce amcasıyla Basra'ya giderken altında oturduğu ağacın aynısıydı. Belki Bahire ölmüş, onun yerini Nestor almıştı. Bu ihtimaller bir yana, Meysere'nin şöyle bir haber naklettiğini biliyoruz. Rahip manastırdan çıktı ve ona ağacın altında oturan adam kim diye sordu. O da bir Kureyşli dedi ve açıklamak için şunları ekledi: Allah'ın evini koruyanlardan. Nestor, o ağacın altında bir peygamberden başkası oturmuyor dedi. Suriye'ye doğru ilerlerken Nestor'un sözleri Meysere'nin daha çok içine işledi. Fakat bunlar onu çok şaşırtmadı. Çünkü yolculuk boyunca şimdiye kadar beraber olduğu kimselere hiç benzemeyen bir adamla yolculuk ettiğinin farkına vardı.
Bu düşüncesi eve dönüşte gördüğü bir şeyle daha da kesinleşti. Çoğu zaman sıcağın garip denebilecek şekilde az olduğunu fark etmişti ve bir gün öğleye doğru Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sıcaktan koruyan iki meleği açıkça gördü. Mekke'ye vardıklarında Suriye'den sattıkları malın karşılığı olarak aldıkları mallarla birlikte Hatice'nin evine gittiler. Hatice, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yolculuğu ve yaptığı alışverişleri anlatışını dinledi. Çok kâr etmiş görünüyordu. Çünkü şimdi elindeki malları maliyetinin iki katına satabilme imkanı vardı. Fakat bu tür düşünceler onun zihninden uzaklardaydı. Çünkü Hatice'nin dikkati anlatılanlardan çok anlatan kişide yoğunlaşmıştı. O orta boylu, ince, geniş omuzluydu. Başı büyük ve vücudunun diğer organları da orantılı bir şekildeydi. Saçı ve sakalı sık ve siyahtı, dümdüz değil, hafiften dalgalıydı. Saçları omuzları ile kulak memesi arasına kadar uzuyor, sakalı ise hemen hemen saçlarının uzunluğuna iniyordu. Geniş bir alnı vardı. Göz yuvarlakları geniş, kirpikleri uzun, kaşları ise geniş ve hafif çatıktı. Eski kaynakların çoğunda gözlerinin siyah olduğu söylenir. Fakat bazı kaynaklara göre gözleri kahverengi, hatta açık kahverengidir. Burnu, ağzı geniş ve güzel şekilliydi. Sakallarını uzatmasına rağmen bıyıklarını hiçbir zaman üst dudağına dek uzatmadığı için dudaklarının güzelliği görülebilirdi. Cildi beyazdı fakat güneşten bronzlaşmıştı. Bu doğal güzelliklerin yanı sıra yüzünde babasında da var olan fakat oğlunda daha güçlü bir şekil alan bir nur vardı. Bu ışık daha çok alnında ve parlak gözlerinde ışıldardı. Hatice kendisinin de hala güzel olduğunun farkındaydı. Fakat ondan 15 yaş büyüktü. Buna rağmen onunla evlenmeyi kabul eder miydi acaba? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gider gitmez Hatice Nufeyse adındaki bir arkadaşına danıştı. O da aralarını yapmaya söz verdi. Meysere patronuna gelip yolda gördüklerini, iki meleği ve rahibin söylediklerini anlattı. Hatice de gidip bunları kuzeni Varaka'ya anlattı. Varaka, "Eğer bu doğruysa Hatice," dedi, "Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kavmimize gönderilen peygamberdir. Uzun süreden beri bir peygamberin geleceğini biliyordum ve işte geldi." Bu sırada Nufeyse Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme gitti ve niçin evlenmediğini sordu. "Maddi imkanlarım yetersiz," diye cevap verdi. "Fakat eğer sana imkan verilirse güzellik, zenginlik, soyluluğun var olduğu bir anlaşmaya çağrılırsan ne dersin? O kim?" diye sordu. "Hatice," dedi Nufeyse. "Ben böyle bir evliliği nasıl yapabilirim?" dedi. "Orasını bana bırak," dedi. Nufeyse konuştuklarını Hatice'ye iletti. O da Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme gelmesi için haber gönderdi. Geldiğinde ona şunları söyledi. "Ey amcam oğlu, seni akrabam olduğun için ve o veya bu gruba bağlanmadan orta yolda yer aldığın için seviyorum. Seni güvenilirliğin, doğru sözlü ve güzel huylu olduğun için seviyorum." Daha sonra ona evlenme teklif etti. Birlikte Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin amcalarıyla Hatice'nin de babası öldüğü için Esedoğullarından amcası Amr ile konuşması gerektiğine karar verdiler. Haşimiler bu törende kendilerini temsil etmesi için genç olmasına rağmen Hamza'yı seçtiler. Bunun nedeni aralarında Esed kabilesine en yakın olanın Hamza oluşuydu. Çünkü Hamza'nın öz kardeşi Safiye kısa bir süre önce Hatice'nin kardeşi Avvam ile evlenmişti. Hamza yeğeniyle birlikte Amr'a gitti ve Hatice'yi istedi. Aralarında Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin mehir olarak Hatice'ye 20 dişi deve vermesi kararına vardılar. Yuva. Damat amcasının evinden ayrıldığı ve gelinle birlikte yaşamak üzere onun evine yerleşti. Hatice, kocasına bir eş olduğu kadar onun en yakın arkadaşı ve ideallerini ve isteklerini paylaşan bir dostu idi. Acılar ve kayıplar olsa da evlilikleri çok mutlu geçiyordu.
Hatice, Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme 6 çocuk doğurdu. 2 erkek ve 4 kız. En büyük çocukları Kasım adında bir oğlan çocuğuydu. Bundan sonra Hazreti Muhammed'e Ebul Kasım, Kasım'ın babası denmeye başlandı. Fakat çocuk 2 yaşını doldurmadan öldü. İkinci çocukları Zeynep adında bir kızdı. Onu 3 kız çocuğu daha takip etti. Rukiye, Ümmü Gülsüm ve Fatıma. Son çocukları ise yine çok az bir süre yaşayan bir erkek çocuğuydu. Evlendiği gün Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem babasından miras kalan Sadık cariyeyi Bereke'yi azat etti. Aynı gün Hatice ona kendi kölelerinden birini 15 yaşındaki Zeyd'e hediye etti. Bereke'ye gelince onu Yesribli biriyle evlendirdiler. O adamdan bir oğlu oldu ve bundan sonra Ümmü Eymen olarak anıldı. Zeyd ise kendisi gibi gençlerle birlikte Hatice'nin yeğeni yani kardeşi Nizam'ın oğlu Hakim tarafından Ukas Panayırı'ndan satın alınmıştı. Halası onu ziyarete geldiğinde Hakim ona yeni aldığı kölelerden birini seçmesini teklif etti. O da Zeyd'i seçti. Zeyd atalarıyla övünürdü. Babası Harise, Suriye ile Irak arasında yerleşik olan Kelp kabilesindendi. Annesi ise yine meşhur olan komşu Tay kabilesindendi. Tüm Arabistan'da cömertliği ve belagatı ile şöhret salan şair şövalye Hatim de annesiyle aynı kabiledendi. Yıllar önce bir gün annesi Zeyd'i ailesini ziyaret etmek için kendi kabilesine götürüyordu. Kaldıkları köye Beni Kayn kabilesinden bir grup adam saldırdı. Çocuğu kaçırıp köle diye sattılar. Babası Harise onu ümitsizlik içinde arıyordu. Zeyd de Kelp kabilesinden babasına haber gönderebileceği kimseye rastlayamamıştı. Fakat Kabe'ye Arabistan'ın her yerinden hacılar geliyordu. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kölesi olduktan aylar sonra bir gün Mekke sokaklarında kendi kabilesinden adamlara rastladı. Eğer onları bir önceki yıl görmüş olsaydı duyguları çok farklı olurdu. Böyle bir karşılaşmayı uzun süredir arzuluyordu. Fakat şimdi şaşkınlığa düşmüştü. Şimdi artık hiçbir şey düşünmeden burayı terk edip ailesine gidemezdi. Fakat onlara nasıl bir haber gönderebilirdi? Meselenin esası ne olursa olsun bir çöl çocuğu olarak bu durumlarda hiçbir şeyin şiirden daha anlamlı olmayacağını biliyordu. Kafasındakileri anlatabilmek için birkaç mısra yazdı. Fakat bu mısralar ifade ettikleri anlamlardan daha fazlasını ima ediyorlardı. Daha sonra Kelpli hacıların yanına gitti ve kendisini tanıttı. Aileme şu mısraları okuyun. Çünkü uzun süredir benim için üzüldüklerini biliyorum. Kendim uzakta olsam da sözlerimi alın ve halkıma götürün. Ben şimdi kutsal evde, Tanrı'nın kutsadığı yerde yaşıyorum. Artık şimdiye dek çektiğiniz üzüntüleri bir kenara bırakın. Beni aratmak için develeri yormayın. Çünkü ben Allah'a şükür bütün silsilesi soylu olan büyük ve iyi bir ailenin yanındayım. Hacılar bu haberle yurtlarına döndüklerinde Harise hemen kardeşi Kâb ile birlikte Mekke'ye doğru yola çıktı. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme gidip ondan oğlu Zeyd'i istediği fiyata kendisine satmasını istedi. Hazreti Muhammed şu cevabı verdi. Bırakın kendisi seçsin. Eğer sizi seçerse hiçbir ücret istemeden onu size veririm. Eğer beni seçerse ben beni seçen birinin üstünde karar verici değilim. Daha sonra Zeyd'i yanlarına çağırdı ve bu iki adamı tanıyıp tanımadığını sordu. Zeyd, bu amcam, bu da babamdır dedi. Beni tanıyorsun dedi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ve benim sana gösterdiğim dostluğu da biliyorsun. O halde benimle onlar arasında bir seçim yap. Zeyd zaten seçimini yapmıştı. Hemen şöyle dedi. Senin üstüne başka adam seçecek değilim. Sen bana annem ve babam gibisin. Ey Zeyd, köleliği özgürlüğe, babana, amcana ve ailene tercih mi ediyorsun diye hayretle sordular. Zeyd, evet öyle. Çünkü ben bu adamda öyle şeyler gördüm ki kimseyi ona tercih edemem dedi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem daha sonraki konuşmaları kısa keserek onları Kabe'ye davet etti. Hicr'de ayakta durarak yüksek sesle şunları söyledi. Ey burada bulunanlar!
Şahit olun ki Zeyd benim oğlumdur. Ben onun, o da benim varisimdir. Amca ve baba isteklerini yerine getiremeden ülkelerine dönmek zorunda kaldılar. Fakat kabilelerine anlatmaları gereken hikaye, bu evlat edinmeye sebep olan karşılıklı sevgi utanç verici bir şey değildi. Zeyd'in özgürlüğe kavuştuğunu ve daha sonraki yıllarda kardeşleri ve akrabalarına da faydalı olabilecek yüksek bir şerefe ulaştığını gördükten sonra teselli oldular ve yollarına üzüntüsüz devam ettiler. O günden sonra bu yeni Haşimi Mekke'de Zeyd İbni Muhammed diye anılmaya başladı. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle Hatice'nin evlerine en sık gelen ziyaretçilerden biri de Hazreti Muhammed'in kendinden bile küçük olan en küçük halası, aynı zamanda Hatice'nin yengesi Safiye idi. Beraberinde ağabeyinin ölümünden sonra Zübeyir adını verdiği oğlunu da getirirdi. Bu nedenle Zübeyir, Hazreti Muhammed'in kızlarıyla yani kuzenleriyle küçük yaşlardan beri arkadaşlık ederdi. Safiye ile birlikte Hatice'nin tüm çocuklarının ebesi olan ve kendisini ev halkından sayan sadık hizmetlisi Selma da gelirdi. Yıllar geçtikçe Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin süt annesi Halime de ara sıra onları ziyarete gelmeye başladı. Hatice ona her zaman gereken saygıyı gösterirdi. Bu ziyaretlerden biri Halime'nin sürülerinin uzun süren çok sert bir kuraklık nedeniyle helak olduğu bir zamana rastladı. Hatice ona 40 koyun ve üstünde tahtı ile birlikte bir deve hediye etti. Hicaz'da bir veba gibi yayılan bu kuraklık aileye yeni bir ferdin katılmasına da neden oldu. Ebu Talip bakabileceğinden fazla çocuğa sahipti ve kuraklık onun belini kırmıştı. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bunu fark etti ve bir şeyler yapması gerektiği kanaatine vardı. Amcaları arasında en zengin olanı Ebu Leheb'ti fakat o aileden uzak dururdu. Belki bunun nedeni kendisinin annesinin tek çocuğu oluşu ve başka öz kardeşe sahip olmayışıydı. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem başarılı bir tüccar olan ve beraber büyüdükleri için kendisine çok yakın olan amcası Abbas'tan yardım istemeyi tercih etti. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme en yakın olanlardan biri de onu her zaman evinde hoş karşılayan ve çok seven Abbas'ın karısı Ümmül Fazl idi. Onlara gitti ve iki ailenin Ebu Talib'in durumu düzelene dek onun oğullarından ikisinin bakımını üstlenmesini teklif etti. Hemen karar verdiler ve birlikte Ebu Talib'e gittiler. Onların tekliflerine karşı Ebu Talib, "İstediğinizi yapın fakat Akil ile Talib'i bana bırakın," dedi. Cafer artık 15 yaşındaydı ve ailenin en küçüğü de değildi. Annesi Fatıma ondan 10 yaş küçük bir erkek çocuğu daha dünyaya getirmişti. Adını Ali koymuşlardı. Abbas Cafer'in bakımını üstlenebileceğini söyledi. Bunun üzerine Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de Ali'yi aldı. Bu sıralarda Hatice Abdullah adında bir erkek çocuğu dünyaya getirmişti. Fakat Abdullah Kasım'dan daha az bir zaman yaşadı. Bir anlamda Ali onun yerini almıştı. Rukiye ve Ümmü Gülsüm'le hemen hemen aynı yaşta Zeynep'ten küçük ve Fatıma'dan biraz büyük olan Ali bu dört kuzeniyle kardeş gibi büyüdü. Zeyd'le birlikte bu beş kişi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve Hatice ailesinin özünü oluşturuyordu. Fakat bunlardan başka onlara çok bağlı olan ve burada kronolojik olarak ele alınan tarihte küçük ve büyük roller oynayan birçok akrabalar da vardı. O sırada hayatta olmayan en büyük amcası Haris geride birçok erkek çocuk bırakmıştı. Bunlardan biri Ebu Süfyan, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin süt kardeşiydi. Çünkü ondan birkaç yıl sonra o da Beni Sa'd'da Halime tarafından emzirilmişti. Çoğu kişi Ebu Süfyan'ın aile benzerliği bakımından Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme çok yakın olduğunu söylerdi. İkisinin ortak özelliklerinden biri de güzel konuşma sanatıydı. Fakat Ebu Süfyan yetenekli bir şairdi. Belki de amcaları Zübeyir ve Ebu Talip'ten daha yetenekliydi. Oysa Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Arapça grameri ve güzel konuşmada rakipsiz olmasına rağmen bir tek şiir bile yazmamıştı. Hemen hemen kendi yaşında olan Ebu Süfyan onun için hem arkadaş hem de bir dosttu.
kanla bağlı akrabalarından biraz daha yakın olanlar, babasının öz kardeşleri yani Abdülmuttalib'in 5 kızının çocuklarıydı. Bu kuzenlerinin en büyükleri kuzeydeki Esed kabilesinden Cahş adında bir adamla evlenen halası Ümeyme'nin çocuklarıydı. Cahş'ın Mekke'de bir evi vardı. Kendi kabilesinden başka bir kabile ile beraber yaşayan birinin o kabilenin bir üyesiyle karşılıklı anlaşma yapması sonucunda o kişiyi haklarını ve görevlerini yerine getirecek bir temsilci olarak tayin etmesi de mümkündü. Abdüşşems soyunun Ümeyye kolundan gelen kabilenin başkanı olan Harp, Cahş'ın müttefiki olmuştu. Bu nedenle Ümeyme'nin Cahş ile evlenmesi aynen onun bir Şemsli ile evlenmesi gibiydi. Ümeyme'nin ağabeyinden sonra Abdullah adını verdiği en büyük oğlu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den hemen hemen 12 yaş küçüktü ve bu iki kuzen birbirlerini çok severdi. Ümeyme'nin ağabeyinden epey küçük olan ve güzelliğiyle dikkatleri çeken kızı Zeynep de bu sevgi bağının içindeydi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ikisini de çocukluklarından beri çok severdi. Halası Berre'nin oğlu Ebu Seleme'ye de özel bir sevgi beslerdi. El-Emin'i çevreleyen bu sevgi ve cazibe sadece ailesiyle sınırlı değildi. Hatice ile birlikte bu sevgi çemberinin merkezinde bütün akrabalarını içeren bir daire içindeki tüm insanlara sevgi besliyorlardı. Hatice'nin akrabaları da bu çemberin içindeydi. Ona en yakın olanlardan biri, oğlu Ebu'l-As ile onları sık sık ziyaret eden kardeşi Hale idi. Hatice, yeğenini sanki kendi oğluymuş gibi seviyordu. Bu nedenle Hale, kardeşinden oğlu için bir eş bulmasını istedi. Hatice, sık sık onların her durumda yardım istemelerini tembih ederdi. Hatice, kocasına bu konuyu açtığında o, kızları Zeynep'in evlenecek yaşa geldiğinde Ebu'l-As'a uygun bir eş olabileceği önerisini getirdi. Zamanı geldiğinde Zeynep'i kuzeniyle evlendirdiler. Politik olarak bir arada anılan Haşim ve Muttalip soylarının zayıflayan politik etkisini tekrar güçlendirmek için duyulan ümitler, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem üzerinde yoğunlaşmıştı. Soy ayrımı olmaksızın tüm Kureyş onu Arabistan'da kabilelerinin şerefini ve gücünü devam ettirebilecek neslinin en yetenekli şahsı olarak görüyordu. El-Emin'e yapılan övgüler herkesin dilindeydi. Belki de bu nedenle Ebu Leheb yeğenine gelmiş ve kızları Rukiye ve Ümmü Gülsüm'ü kendi oğulları Utbe ve Uteybe'ye nişanlamak istediğini söylemişti. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu iki kuzenini iyi tanıdığı için teklifi uygun bulmuş ve nişanlar yapılmıştı. İşte bu sıralarda Ümmü Eymen'i yine aile fertleri arasında görüyoruz. Kaynaklar onun bir dul olarak döndüğünü veya kocasının onu boşadığını belirtmiyorlar. Sebep her neyse Ümmü Eymen yerinin orası olduğunu biliyordu. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem çoğu kez ona anne diye hitap eder ve başkalarına o bana ailemden kalan tek ferttir derdi.